gelen müjde faturaya nasıl yansır sorusu da diğer yanda. Bunu konuşacağız efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın vaatleri, bir aylık ücretsiz süreç, gaza ilişkin, bir yıllık sürede ise su yönüyle bir ücretsiz süreç vaadi, mutfak gideri olarak bir ücretsizlik vaadi ortaya kondu. Faturalara nasıl yansır? Faturalar gelecek ama ödenmeyecek denildi. Faturalarda ibare düşecek, eksi yazılacak denildi. Faturaların ne olduğunu merak ediyor vatandaş. Vaadin faturaya yansıması ne olacak? Bir bilene sormak lazım. Bir de sizlerden gelen sorular var. Maliyeti nasıldır? Devletimiz hangi maliyetle çıkarmıştır? Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz buradan ne kadar kar elde edecektir? Yani bu gaz hiç karaya ulaştırılmasaydı mevcut şart neydi? Ulaştırıldıktan sonra ne kadar değişti? Bunları konuşmak, bilmek lazım. Birlikte öğrenelim. Türkiye'nin önde gelen enerji uzmanlarından Ali Arif Aktürk bizlerle birlikte. Birlikte öğreneceğiz, birlikte soracağız. Hoş geldiniz, iyi bayramlar. Hoş bulduk. Size ve herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Eminim yakın çevrenizde soruyordur. Nedir bu Karadeniz gazı? Etkisi ne olur? Nasıl biter? Dinlemek isteriz sizden. Aslında ders gibi. Maliyet hesabı nasıl? Gelişiyle birlikte devletimiz, ülkemiz, vatandaşın cebi açısından ne değişti? Daha neler olabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatleri, işte bir aylık, bir yıllık kotasız, kimi kotalı, kimi şu kadar metreküpe diye deniyor, söyleniyor. Ben net yansımasını merak ediyorum açıkçası bunların. Ne anlamalı vatandaş dün olup bitenlerden? Şimdi Karadeniz gazını sadece bugün konuşmuyoruz. Yaklaşık 2-2,5 yıldır konuşuyoruz. İlk sanıyorum 2020 ya da 20 idi galiba. Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı bir rezerv açıklaması yapmıştı. O zaman sondajlar başladı. Ondan sonra nihai yatırım kararı verildi, söylendi ve yola çıkıldı. Normalde derin deniz, ultra derin deniz sondajları ve yatırımları çok yüksek riskler içerir. Karadeniz'de 2200 metrede siz sondaj yapıyorsunuz. O sondajı yapan gemiler sabit durmuyor. Sürekli pozisyonunu uydudan aldığı şeye göre belirliyor ve motorları 32 tane motor çalışıyor ve sondajı o şekilde yapıyor. Bunlar başta da söylediğim gibi çok pahalı yatırımlar ve riski de çok yüksek yatırımlar. Petrol ve gaz sektöründe en önemli, en riskli kısım arama kısmıdır. Çünkü orada siz herhangi bir finans kaynağınız yoktur. Öz kaynakla yaparsınız. Bir yatırım bankası ya da bir kredi bulma şansınız yoktur. Şimdi Türkiye Petrolleri bu yatırımı yaparken kimin parasından yapıyor? Sizin benim vergilerimle, Ayşe teyzenin, Sultanbeyli'deki Ayşe teyzenin et alırken, süt alırken ödediği KDV ile, ÖTV ile yapıyor. Dolayısıyla bu harcamalar bir kere şeffaf olmak zorunda. Biraz önce, benden önce Oğuz Bey de ekonominin durumunu konuştu ve hazinenin borçlanma oranları falan konuşuldu. En son Türkiye Cumhuriyeti hazinesi %9,5'tan dolar bazında borçlandı. Yani sizin paranızın maliyeti şu anda %9,5. Ortaya riskleri de koyduğunuzda Türkiye Petrolleri harcadığı parayı en aşağı %20-22 iç karlılık oranıyla çevirmeli ki sizin ödediğiniz, benim ödediğim, Ayşe teyzenin ödediği vergiler doğru yatırıma kanalize edilmiş olsun. Bunların hiçbiri şeffaf değil bir kere. Bu harcanan paraların şeffaf bir şekilde açıklanabilir olması gerekiyor. Ancak biz bu bilgileri sadece yurt dışında yayınlanan çeşitli yayınlardan izleyebiliyoruz sektör katılımcıları olarak. Bu yani benim aslında utandığım, icap duyduğum bir durum. Şu anda orada projenin ilk fazı sürdürülüyor. İlk fazda açılacak kuyu sayısı 10 civarında ve yaklaşık plato periyotta günlük 10 milyon metreküp gaz üretilmesi planlanıyor, hesaplanıyor. Şu anda 3 milyon metreküple başlayacak günde ve 2028'de 10 milyon metreküpe çıkacak. Şimdi ürettiğiniz miktar 2028'de 10 milyon metreküpe çıkması durumunda bile herhangi bir aksaklık, sıkıntı olmadan 365 ile çarpın 3,6 milyar metreküplük bir üretim olacak yılda.
Türkiye'nin şu anda yıllık tüketimi 60 milyar metreküp zaten. Yani Türkiye'nin ihtiyacına karşılama imkanı son derece kısıtlı. Şu anda yine yurt dışındaki makalelerden okuduğumuz kadarıyla orada 9 milyar dolara yakın bir yatırım yapılacak. Benim hesaplamalarıma göre şu ana kadar harcanan para 4,5-4,6 milyar doları geçti. Şimdi siz ilk yatırım maliyetiniz, amortisman maliyetiniz 4,6 milyar dolar iken bir de bunun işletme maliyetleri falan var. Bu gazın öyle bedava ya da ucuz olması çok beklenemez. Şimdi bunu kamuoyuna ya da vatandaşa satan kuruluş kim olacak? Türkiye Petrolleri bunu ürettikten sonra BOTAŞ'a satacak. Ucuza satması durumunda ya Türkiye Petrolleri zarar edecek ya BOTAŞ zarar edecek. Bunu bir şekilde yine vergi mükellefleri ödeyecek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 25 metreküplük bir müjdeden bahsetti. Evet. Şimdi 25 metreküplük müjdeye şöyle bir hesaplama yapalım. Şu anda yaklaşık 19 milyon doğalgaz abonesi var. Bunu 19 milyonla 25'i çarptığınızda zaten yıllık 5 milyar metreküp civarında bir rakam ediyor ki proje plato periyotta ulaştığında bile bu 5 milyar metreküplük gazı üretme şansı yok. Zaten bedava da değil dediğim gibi ve ortada yine bir hazine sübvansiyonu var, yani vergi mükelleflerine sübvansiyonu var. Artı bir de normalde bu tür destekler Batı ülkelerinde tabii ki dar gelirlere destek var ama doğrudan destekle yapılıyor. Böyle fiyat üzerinden ya da 25 metreküp gaz verdim gibi yapılmıyor. Şimdi İstanbul'da Yalı'da oturan Rahmi Bey de gaz kullanıyor. Sultanbeyli'deki Ayşe teyze de gaz kullanıyor. Siz 25 metreküpü verdiğinizde Rahmi Bey'e de bilabedel bedava gaz veriyorsunuz. Ayşe teyzeye de. Evet. Öte yandan gaz kullanmayan da var. Mesela Muğla'da X ilçesinde gaz yok. Ya da atıyorum Çorum'un Y ilçesinde gaz yok. Oradaki vatandaş vergi vermiyor mu? ÖTV ödemiyor mu? KDV ödemiyor mu? Yani oradaki vatandaş KDV'sini öderken, gelir vergisini öderken gaz kullanana, ihtiyacı olmayana sübvansiyon yapılıyor. Artı şimdi Mayıs'taki faturadan bahsedildi. Şimdi bunu yapabilmek için bütçede kaynak ayarlamanız gerekiyor. Şimdi bütçe kanunu zaten çıktı biliyorsunuz. Mecliste toplanamıyor. Ancak 14 Mayıs'tan sonra yeni meclis oluşacak ve nasıl oluşacağını da bilmiyoruz. Ondan sonra bir ilave ek bütçe kanunu çıkarsa, yeni meclis çıkarırsa buna kaynak aktarılabilir. Yoksa kaynak aktarmanın imkanı yok. Son söyleyeceğim ise şimdi vatandaşa gaz satıldığında gaz fiyatının içinde birkaç unsur var. Birincisi gazın emtia bedeli. Yani şu anda BOTAŞ'ın maliyetinin altında sattığı, konutlar için söylüyorum, 4,08 TL metreküp olan gazın emtia bedeli. İkincisi dağıtım bedeli, iletim bedeli var, dağıtım bedeli var. Onun üzerine işte vergiler falan ekleniyor ve fatura çıkarılıyor. Şimdi BOTAŞ 25 metreküpü bila bedel satsa bile, yani o 4 liralık miktarı silse bile iletim ve dağıtım bedelleri ne olacak? Onların da şarj edilmesi, fatura edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani neresinden bakarsanız bakın çok uygulanabilir bir öneri ya da vaat değil. Onun yerine yani gaz fiyatı biraz daha düşürülerek daha uygulanabilir bir yola gidilebilirdi. O cebimizi daha fazla en azından doldururdu ya da biraz olsun cepte kalmasını daha mı çok sağlardı? Tabii ki yani cepte kalmasını sağlardı. Daha uygulanabilir olurdu. Yani böyle dolaylı yoldan kulağımızı ters göstererek 25 metreküpü bila bedel veriyorum yerine gaz fiyatını düşürürdünüz. Daha hesaplanabilir, indirim yaptım derdiniz. Niye yapmadılar bunu peki? Vaat olurdu ama daha uygulanabilir bir vaat olurdu. İşte böyle bir vaatle
Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere giriyor. Ama şunun altını özellikle çiziyorum. Şimdi siz görüntülerde de gösteriyorsunuz. Oradaki harcanan para sizin bordonuzdaki, Türkiye Petrolleri'nde çalışan Kemal kardeşimin bordrosundaki stopaj, gelir vergisi, Ayşe teyzenin KDV'sinden çıkan paradır. Bu paralar harcanırken şeffaf olunması gerekiyor. Sayıştay onayından geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Bakın herhangi bir petrol şirketi, BP'si, Chevron'u, Shell'i, kimi söylerseniz söyleyin, bu tür yatırımları yaptığında aylık, üçer aylık kendi yatırımcılarına, hissedarlarına bilgi verirler. Derler ki ey hissedarım, ben şurada şu kadarlık nihai yatırım kararı verdim, şu kadar milyar dolar harcayacağım. Bunun karşılığında da şu kadar getirim olacak. Bunu bilin diye bilgi verirler. Ama burada Türkiye Petrolleri kapalı kapılar ardında para harcıyor. Harcanan para ne kadar olduğunu bizler bilmiyoruz. Orada milyarlarca dolar harcanıyor. Üstelik başta da söyledim, ultra derin deniz sondajları ve üretimleri son derece risklidir. Hele hele mesela bizim Akçakoca örneği var. Akçakoca'da üretim varken bir anda kuyu yaşlanmaya, depletion'a doğru gidiyor. Yani şu anda biz burada açılan kuyuların da hangi hızla yaşlanacağını bilmiyoruz. İnşallah uzun sürer, uzun soluklu, yani projede öngörüldüğü gibi 2053'lere kadar devam eder ama ben onu çok olası görmüyorum. Siz 10 milyon metreküp plato periyota ulaştıktan sonra çok hızlı da düşüş görebilirsiniz. Bunun dünyada uygulamaları var. Petrol sektöründe, gaz sektöründe, yani Kuzey Irak'ta, yani şimdi şirketin adını vermeyeyim, aniden düşen üretimler var. Uzak Doğu'da keza öyle var. Türkiye'de Akçakoca sahasında var. Mesela bizim Gelibolu'da küçük bir saha olsa bile üretim yapan şirket, yabancı şirketin üretimi bir anda düştü. Peki. Yani bu teknik olarak olabilecek bir şey. Yani bunda yapılabilecek bir şey de yok. Bu riskler masada, bunun da bilinmesinde fayda var. Peki. Ali Arif Bey, son bir soru. Ya bu değil de gazın fiyatını ucuzlatmak çok daha mantıklı ve vatandaşa daha çok dokunan bir yöntem olurdu dediniz. Neden denenmemiş olabilir? Oy verene yeni bir ürün sunmak diye düşünüyorum. Yani işte gaz fiyatını, elektrik fiyatını ucuzlatıyorum. Bir de bila bedel, elle tutulur metreküp olarak gaz veriyorum gibi şey diye düşünüyorum. Yani bunu sosyal politikacılar belki daha da doğru cevaplar ama başka bir açıklamasını göremiyorum ben. Peki. Teşekkür ediyorum. Zihinlerde birçok soruya cevap olan özel bir yayındı diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir kez daha iyi bayramlar. İyi bayramlar, iyi yayınlar. Sağ olun.